Arkadaşlar selam herkese. HTML HTML5 sıfırdan kapsamlı eğitim setinin 28. dersindeyiz. Bu dersimizde HTML inputlarından file, URL, color ve image'i göreceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım bunları göstermeye. Hemen şöyle input'umu açıyorum arkadaşlar. Type dedim. File diyorum bu sefer type'ıma. Şu şekilde kaydettim. Daha sonra geliyorum ekranıma. Yeniledim. Bakın burada gördüğünüz gibi dosya seç dedi. Şöyle dosyayı seçiyorum. Tıkladım. Buradan herhangi bir dosya seçebiliriz. Örneğin şöyle CV dosyasını seçeyim. Bakın gördüğünüz gibi burada CV çıktı. Dosya seçilmiş oldu. Burada bir button'ımız olsaydı eğer şu şekilde bir tane koyalım. Button. Kaydet dedim. Şöyle yeniledim. Dosyayı tekrar seçiyorum. Geldim şöyle. Seçtim dosyamı. Kaydet dedim ve dosyayı yönlendirmiş olduk arkadaşlar. Şöyle bir tane br komutu koyacağım. Tamam dedik. Daha sonra ikinci inputumuza geçelim. Şu şekilde yazdım. Bu da URL inputu. URL dedim. Bunlara isim ve ID vermedim şu an için ama tabii ki verebilirsiniz. Bunları herhangi bir dosyaya aktarma işlemi yapmadığımız için şu an için name ve ID'lerini vermedim. Ama yazalım isterseniz. Elimiz alışsın, aklımızda bulunsun. Şöyle file diyelim. ID diyelim, file diyelim. Bunları yazmanız oldukça önemli kullandığınız yerlerde. Name URL diyelim. ID URL diyelim. Şöyle olsun. Şuraya bir tane de break komutu koyalım hatta. Kaydettim. Geldim sayfamı yeniledim. Gördüğünüz gibi şurada URL için bir tane text kutusu çıktı. Şimdi şuna saçma sapan bir şeyler yazıp kaydet dediğimde lütfen bir URL girin dedi. Gördüğünüz gibi onay vermedi. Şöyle Google'a yazıyorum örneğin. Google.com dedim. Bakın yine onay vermiyor. Kaydet diyeyim. Onay vermedi. Çünkü başına HTTP'yi de koymamız gerekiyor. Şu şekilde http://slash dedim. Kaydet dediğimde gördüğünüz gibi bu sefer kaydetti, bir sorun çıkarmadı. URL türü de bu şekilde kullanılıyor. Bir diğer input element türümüz olan color'a gelelim. Şuraya tekrar breakpoint komutu atalım. Geldim input dedim. Type color yaptım. Sonra name'i color olsun. ID'si de aynı şekilde color diyelim. Şöyle kapattım. Breakpoint'ımı da yapayım. Kaydettim. Geldim ekranda yeniledim. Gördüğünüz gibi şurada bir renk butonu çıktı. Buna tıkladığımda şuradan herhangi bir rengi seçebiliyorum. Nasıl bir renk istersem. Bunu tamam dedikten sonra şöyle mavi seçeyim acaba mesela. Seçmedi. Yeşil seçeyim. Tamam dedim. Şöyle rengi seçtim. Bunu kaydet dedikten sonra bu dosyayı yani bu rengi de artık algılamış oluyoruz. Bu renk seçimini nasıl yerlerde kullanabiliriz? Onu söylemek gerekirse. Şöyle bir tane seçtim. Bir jQuery ile JavaScript ile çeşitli fonksiyonlar yazarak, şu an bilmiyorsanız dert etmeyin göstermeyeceğim zaten ama JavaScript ile fonksiyon yaparak şurada mesela bu rengi seçtiğimizde bu kaydet butonuna bastığımızda şu işlemi yaptırabiliriz. Arka plan rengini bu renk seçebiliriz. Ya da örneğin yazı rengi olarak şurada bir tane renk seçmesini isteyebiliriz kullanıcının. JavaScript metotlarıyla da bunu daha sonra tıklama işlemi gerçekleştiğinde o yazı rengini bu renge çevirebiliriz. Bu tarz işlemlerde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Son olarak da image'i göstereyim size. Image'te tipik bir submit butonu görevi görüyor açıkçası. Şöyle input type image diyeyim. Şu şekilde. Buna genişlik ve yükseklik değerleri verebiliriz. Şöyle 50 piksel olsun. Height'ı da 50 piksel olsun. Tabii bir SRC vermemiz gerekiyor. Şu şekilde. Bizim şurada bir tane önceki derslerden HTML png'imiz var. Onu hemen yazalım. HTML.png diyorum. Kapattım. Şöyle bir breakpoint komutu açayım.
Geldim, sayfamı yeniledim. Şurada gördüğünüz butonda artık aynı submit butonu gibi görev görüyor. Yani şöyle bir tane dosya seçtiğimde, yanlış bastım. Dosyayı seçeyim tekrar. Şöyle geldim, tıkladım. Buna tıkladığımda gördüğünüz gibi yine aynı işlemi yaptı. Yani bu butonumuzu üzerine resim ekleyerek de bir buton haline getirebiliriz. Burada mesela çeşitli resimler kullanabilirsiniz. Ork resmi kullanabilirsiniz. Hani giriş o anlamı olduğunu gösterebilen herhangi bir resim kullanabilirsiniz. Ben şimdilik örnek olarak bu elimizde vardı diye zaten bunu kullandım. Bu şekilde image type'ı da bu işe yarıyor arkadaşlar. Bu derslik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.